Özgür Bey merhaba. Merhaba. Çok önemli konu. Biz haftalardır özellikle magazin dünyasına, ünlülere bu konuyu hatırlatmaya, sormaya, onların görüşlerini almaya ve bir duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Tesadüfen burada da eylemde de sizi gördük. Size de soralım istedik. Bu yasa tasarısı nedir efendim? Şöyle yani yasa tasarısının detayları işte kamuoyunda tartışılıyor biliyorsunuz. Sokakta yaşayan köpeklerin toplatılması ve uyutulmasına yönelik bir yasa tasarısının hazırlandığını duyduk. Tabii sosyal medyadan gerekli tepkileri gösterdik ancak hayvanseverlerle ve hayvansever sivil toplum kuruluşlarıyla da temas halindeyiz. Konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. Bugün meclis kürsüsünden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de çok önemli değerlendirmelerde bulundu konuyla ilgili. Tabii ki yasa tasarısı meclise geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı çok açık ve nettir. Cumhuriyet Halk Partisi sokak köpeklerinin katledilmesine yönelik bu yasa tasarısına hayır diyecektir. Ancak sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil meclisteki diğer partilerin de biz bu yasa tasarısına hayır diyeceğini düşünüyoruz. Muhalefetteki partilerin hayır diyeceğini düşünüyoruz ama iktidar partisi içerisinde de milletvekillerinin bu yasa tasarısına hayır diyeceğini düşünüyoruz. Çünkü sokak köpeklerini katletmek bir çözüm değildir. Çözüm nasıl olmalı? Çözüm veterinerler odasıyla, çözüm hayvanseverlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla hem merkezi yönetim hem yerel yönetimler masaya oturarak ortak bir çözümde buluşmalı. Yani işin uzmanlarıyla bir araya gelerek merkezi yönetim bu sorunun çözümüne yönelik belli girişimlerde bulunmalı. Dolayısıyla katletmek kesinlikle çözüm değil. Artı bir katliam. Bunun sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşısındayız. Peki efendim buna bir nevi soykırım diyebilir miyiz? Yani tabii ki soykırım diyebiliriz, katliam diyebiliriz, her şeyi söyleyebiliriz. Ya bir canlının yaşam hakkını elinden almak ne insan vicdanına yakışır, ne 21. yüzyıla yakışır. Ya teknolojinin bu kadar gelişkin olduğu, iletişim ulaşım olanaklarının bu kadar gelişkin olduğu günümüzde bir sorunu çözmek için bir katliam gerçekleştirmek kesinlikle insan vicdanının kabul edebileceği bir mesele değil. Bizim kulvarımız olduğu için söyleyeceğim. Sanat camiasında bazı isimler bu tip kampanyalara katkı verirken, destek verirken bazı isimler de isim vermeyeceğim ama insan ölür, hayvan geberir gibi sözler söyleyebiliyorlar. Bu yaklaşımı nasıl karşılıyorsunuz? Yani tabii ki olumsuz bir yaklaşım olarak karşılıyorum. Günün sonunda bütün canlılar eşit yaşam hakkına sahiptir. Yani yeryüzündeki tüm canlılar eşit yaşam hakkına sahiptir ve biz bu dünyayı sadece insanlar olarak, bu dünya bize ait değil. Dünyadaki bütün canlılara ait. Hatta yani insanların üretim faaliyetlerinden kaynaklı aslında doğanın, çevrenin tahrip edildiğini, doğal yaşamın zarar gördüğünü, ekolojik sistemin bozulduğunu da biliyoruz. Yani aslında insan ırkının doğa için, ekoloji için, canlılar için daha tehlikeli bir ırk olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu konuları tabii çok geniş ölçekte değerlendirmek gerekir. Ama insan diğer canlılardan yani daha diğer canlıların da insanlar gibi eşit yaşama hakkı olduğunun altını çizmek isterim. Bu yönüyle o yaklaşımı doğru görmüyorum. Efendim siyasetteki başarınızı biliyoruz artık. Normal hayatınızda nasıl bir insansınız? Normal hayatımda ben de barınaktan bir köpek sahiplenmiş birisiyim. Tabii bunun dışında işte günlük hayatta biraz motosikletimden bu siyasetin hengamesinden uzak kaldım ama motosikletine binen, futbol oynayan, basketbol oynayan, arkadaşlarıyla sohbet eden, aynı zamanda bir yandan da tabii iş yaşamının içerisinde hayatını kazanmaya çalışan birisi. İstanbul trafiğinde motosiklet sürmek biraz tehlikeli diyorlar. Ne diyorsunuz? Ya şöyle tabii ki sonuçta otomobil kullanmak da tehlikeli ama tabii motosiklette kaporta kendi bedeniniz olduğu için bir de aslında İstanbul'un trafik yoğunluğundan mada bir noktada da insanların aslında motosiklet konusunda biraz duyarsız olmasından kaynaklı bir takım riskleri var. Ama ben çok uzun yıllardır motosiklet kullanıcısıyım. Aynı zamanda kendimi geliştirmek için sürekli güvenli sürüş eğitimleri almaya da gayret ediyorum. Çok uluslararası sürüşlerim de var. Yani motosikletle yurt dışına çıkmışlığım da var. Buradan Bulgaristan'dan çıkıp İtalya'ya kadar gitmişliğim de var. Dolayısıyla tabii ki tehlikeli, riskli ama bir o kadar da keyifli ve benim için büyük bir özgürlük alanı. Abi şimdi magazin burada. Birazcık magazin. Ne sorayım sana? Müsaade et. Ev
evde nasıl bir insansın? Tek başına yaşadığım için evde şimdi annem babam başka bir şehirde yaşıyor. Yaklaşık bir 6-7 yıldır başka bir şehirde, Çanakkale'de bir kasabada yaşıyorlar. Evli değilim. Dolayısıyla... Tam da onu soracaktım. Yani bu hayatın yükünü bir bayanla, bir kadınla ne zaman paylaşmayı düşünüyorsun? Evet, yani kısmet diyelim ona. Var mı ya da? Yani şu anda kısmet diyelim sadece, ama evde yalnız yaşadığım için yani sokakta nasılsa, iş yerinde ya da işte siyasi hayatın içerisinde nasılsa, evde de günlerimiz öyle geçiyor. Mesela evli olsan böyle ev işlerine yardımcı olur musun? O sosyal dengeyi korur musun? Ya kesinlikle şöyle tabii, yani çok uzun süredir ev işlerini yalnız yapmaya alıştım ben. Dolayısıyla belki yani tabii kısmet diyoruz ama arkadaşımız biraz şanslı olabilir bu konuda yani. En çok ne değilsin abi? Yemekte mi, temizlikte mi? Temizlikte çok iyiyim. Tabii yemekleri genellikle dışarıdan sipariş ettiğim için. Abi çok çok teşekkür ederim. Çok samimi. Temizlik ve çamaşır konusuna gayet. Çamaşır konusun. Aynen öyle. İpuçları da isteyeceğim ama çok derine girmeyelim. Bir sonraki sefere bırakalım bence karşılaşmayı. Tabii ütüyü de çok iyi yaparım bu arada. Ben severim bir de yani. Herkes nefret eder ütü yapmaktan. Ben böyle gömlekleri falan ütülemeyi severim. Abi o kadar güzel anlatıyorsun ki pantolonları sana gönderesim geldi. Gönderin, ütüleyelim sana. Eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Tamam mı?